Biraz da beyin dalgalarından bahsedelim. Beyninizde yer alan farklı türlerde beyin dalgaları vardır. Siz şu an beni dinliyorken, beyniniz beta beyin dalgası kalıplarının içinde. Dinliyor musunuz? Ve <laughs> beyninizin işlevi dış dünyanızla iç dünyanız arasında bir anlam kurmaktır. Ana işlevlerinden biri budur. Orada olanlarla burada olanlar arasında bir uyum yaratmak. Siz dikkatinizi dış dünyaya yönelttiğinizde, bedeninizin farkında olduğunuz ve doğrusal zamanda yaşadığınız zamanda, sizin düşünen neokorteksiniz, beş duyunuzun topladığı tüm bilgileri birleştirip entegre etmek zorunda. Benimle misiniz? Yani sandalyedeki kalçanızı, mesanenizin biraz dolu olduğunu, belinizin ağrıdığını, biraz acıktığınızı hissediyorsunuz artık her ne oluyorsa. Beyniniz bu duyusal bilgiler arasında bir anlam yaratmaya çalışır. Ve çok fazla bilgi geldiği için de beyin dalgalarınız daha da hızlanmaya meyleder. Ve hızlandığı için de farkındalık düzeyinde olur. Dış dünyanızın iç dünyanızdan daha gerçek olduğuna inanırsınız. İşte beta dalgası budur. Benimle misiniz? Betanın 3 seviyesi vardır. Sizinki düşük seviye. Şu an çoğunuz beni düşük beta seviyesinde dinliyorsunuz. Rahatsınız ve dikkatinizi vermişsiniz. Ama şimdi size... Oh, of... Size söylemeyi unuttum. Bu akşam saat 6'da e, 175 soruluk bir testimiz var desem ve o testi bitirmeden akşam yemeği yemeyecek olsanız, beyniniz biraz canlanır ve dikkatiniz biraz daha uyanır. O zaman da orta seviye beta'ya geçersiniz. Anlıyor musunuz? Kısık ampulü çıkarıp daha parlağını takmışsınız gibi beyninize enerji gelir, dış dünyaya ilginiz artar. Tamam mı? Fakat panik anında öfke, düşmanlık, nefret, korku duyguları hissettiğinizde betanın çok yüksek bir seviyesine girersiniz. Ve yüksek betadayken beyin çok düzensiz çalışır. Çünkü bu zaman zarfında acil durum modunda yaşıyorsunuzdur. Bu tıpkı otobanda birinci viteste spor araba sürmeye benzer. Anlatabildim mi? Şimdi, gözlerinizi kapatıp kendinizi dış çevreden soyutlarsanız, Artık dış dünyanızdan veri toplamazsınız. Artık ses duymazsınız, vücudunuzu oynatmazsanız yaşadıklarınızı hissedemezsiniz. Beyninize çok az uyarı gönderirsiniz. Peki beyin dalgalarınız ne yapar? Yavaşlar. Ve yavaşladıktan sonra beyniniz bu kez alfa dalgasına girer. Anlıyor musunuz? Hadi. Alfa dalgasındaysa iç dünya dış dünyadan daha gerçek olmaya başlar. Bu hayali bir dünyadır. Evet, siz gün boyunca beta ile alfa arasında gidip gelirsiniz. Şimdi size bakıyorum, böylece dinliyor musunuz, bu bilgiyi alıyor musunuz anlıyorum. Ben bir konu anlatırken beta'da ve şu şekilde dinliyorsunuz. <laughs> ne yapıyorsunuz? İçinizdeki resmi dış dünyadan daha gerçek yapıyorsunuz ve ben bir an kaybolsam o an dikkatiniz uyanır ve beyniniz o bilgiyi nörolojik anlamda pekiştirir. Anladınız mı? O halde alfadayken beynin bilgiyi birleştirmeye başlaması için bir an durmanız lazım. Bu şekilde öğrenirsiniz. Bu arada bütün zamanınızı yüksek beta'da geçirirseniz sinir sisteminize hiç yeni bir bilgi gelmez çünkü o an öğrenmenin zamanı değildir. Acil durum zamanıdır. Tepki zamanıdır. Güvenme, gelişme zamanı değildir. Bedenle bir olup tepki gösterme zamanıdır. Yani yüksek beta durumunda duyuların keskinliği artar ve tüm dikkatiniz dışarıya yönelir. Peki, gözlerinizi kapatıp alfaya geçtiniz. Sonra vücudunuz sakinleşip uyku haline yöneldi ama zihniniz uyanık. Bunun adı da tetadır. Yani teta, bedeniniz uykuda, zihninizin ise uyanık olduğu zamandır. O zaman şöyle düşünelim. Bedeninizi zihin olmaya koşullarsanız ve şimdi bedeniniz uykudaysa artık zihin de uykudadır değil mi? zihin yoldan çekilir ve bu olay bir anda olu verir. İşte bu son dalga düzeyi de deltadır. Delta derin uykudur. Buna insanı onaran uyku da denir. Yani sabah uyandığınız zaman, gözünüzün arkasındaki reseptörler, ışığı algılar ve gözünüzün arkasındaki reseptörler ışığı algılarken optik sinirlerden beynin arka tarafına geçen ışıkla pineal bezi serotonin adı verilen bir nörokimyasal üretir. Bu bir sinir ileticidir. Bu serotonin beyninizi uyandıran, sizi kaldıran ve beta beyin dalgası kalıplarını üreten şeydir. Anlaşıldı mı? Ortalık kararıp da optik sinirleriniz daha az ışık toplamaya başladığında, çünkü ortamda ışık azaldı, Pineal bez sinyali algılayıp serotonini alır ve onu neye dönüştürür? Melatonine. Yani sera sizi sabah uyandırıyor, mel de gece sizi uyutuyor. Anladınız mı? Yani siz sabah kalktığınızda beyniniz doğal olarak betadan tetaya, alfaya ve betaya gidiyor. Akşam olup yattığınızda da bu sefer betadan alfaya, tetaya ve deltaya gidiyor. Yani şöyle diyebiliriz, Yaşadığınız gün içinde bilinçaltı zihninizin kapısı tam olarak iki kere açılır. Sabahları uyandığınızda ve geceleri yattığınızda.